Avrupa Birliği'ne damsız girilmez. Egemen Bağış, dini azınlığa verilen tavizleri anlattı, ilginç ifadeler kullandı. Evet sayın seyirciler, Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış'ın açıklamalarına geçiyoruz şimdi de Meltem Ana Haber'de. Avrupa Birliği'ne damsız girilmez dedi Bağış. Trabzon'da konuşan Bağış, Avrupa Birliği hayali uğruna dini azınlığa verdikleri tavizleri bir bir sıraladı. Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, Trabzon'da katıldığı bir programda Türkiye'nin Avrupa Birliği hayali üzerine ilginç ifadeler kullandı. AB'ye damsız girilmez. Gerçekten Avrupa Birliği'ne girmek ya da girmemek belki çok önemli değil. Ama Avrupa Birliği standartlarını yakalamak çok çok önemli. Ben de belki Türkiye olarak Avrupa Birliği'ne vatandaşlarımızın girip girmemeyle ilgili kararı verecekleri referandumda farklı bir netice çıkabileceğini öngörüyorum. Şu anda bizim Avrupa Birliği müzakere sürecimizde biliyorsunuz 17 fasıl siyasi engellerle açılmıyor. Bu 17 engelli faslın 14'ü Kıbrıs yüzünden açılmıyor. Kıbrıs'ın kesimi yüzünden açılmıyor. Avrupa Birliği'ne damsız girilmez diyen Egemen Bağış, bu hayal uğruna dini azınlığa verdikleri tavizleri de sıraladı. Sümela'da 88 yıllardan sonra Ortodoks vatandaşlarımızın gelip dua edebildiği, Akdamar'da 112 yıllardan sonra Ermeni vatandaşlarımızın amin diyebildiği ama yaptıklarımızla hiçbir şekilde tatmin olamayız. İşte bu yüzden hala bizim yasalarımızda, hala uygulamalarımızda ve zihniyetimizde eksiklikler varsa, uygulamada hala aksaklıklar varsa bunları tespit edip gidermek hepimizin boynunun borcudur.